Evet sevgili dostlar yine hızlı bir şekilde e, belirteceğim haberleri belirtmek istiyorum. Özellikle TFF Sportoto Toto birincilik içinde kararını açıkladı diye. Buradan kısaca söylemek zorundayım. Çünkü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Sportoto Toto birincilikin 3-4 Mart tarihlerinde oynanmasının planlandığını açıklamış. Tabi burada bazı e, takımlar da var. Hani Yeni Malatya Spor'un ligden çekileceğini e, çekilmek isteyen Adana Spor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini belirtmiş. Aynı zamanda arkadaşlar e, açıklamalarda da bulunuyor. Kulüp Düğün Kulüpler Birliği, Süper Lig Kulüpler Birliği hakkında bin konteynerlık destek kararı aldık diyor. E, birincilik toplantısında da e, 3-4 Mart'ı baz aldık. Depremden zarar gören şehirlerimize Malatya Spor takımının kalecisi maalesef enkaz altında kaldı çıkartılamadı. Adana Spor'da çekilmek istiyor. Yazılı müracaattan sonra buna karar vereceğiz. Ee, hani Gaziantep Futbol Kulübü kararını bize yazılı olarak bildirmedi onu da bekliyoruz diyor Şimdi burada şöyle bir zorlama yok arkadaşlar hani illa ligden çekilecekler diye bir zorlama yok Takım dedi ki biz devam etmek istiyoruz e bu adamlar da haliyle devam ettireceklerdir Anlatabiliyor muyum o yüzden yazılı şey Ayrıca birkaç kardeşimiz bana bunu sordu ben de o yüzden bu kısmı okuyorum Çekilecek takımlardaki oyuncuların transferlerine ilgili bir soru sorulmuş. Ligden çekilen taraftarlarımızda takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların havuzda olması şartıyla gerek Süper Lig'de gerek birinci Lig'de oynayan takımların transfer etmesi halinde yabancı futbolcu olarak artı bir olmasına sadece bu sezon bitene kadar olmak şartıyla kiralayabilirler ya da satın alabilirler. <laughs> İzin vereceğiz yabancı kuralının haricinde diyor. Böylelikle o takımlarımıza yardımcı olacağız. Onların mali durumları bizim açımızdan son derece önemli. Buradaki amaç şu. Mesela Hatay Spor'un yabancı futbolcusu var diyelim. dört tane futbolcusu var diyelim. Fenerbahçe bir futbolcuyu kirasa Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bir futbolcusunu kiralasa illa oynatacak diye değil ya. Ya adı kiralık olsun. Anlatabiliyor muyum? İlla oynatacak diye değil. Ya da mesela Fenerbahçe Bertu Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Kiralık olarak 4 aylığına. Satın alma opsiyonunu kiralık ya da bedava kiralık. Yıllık ücretini Fenerbahçe vermiş olur. Atıyorum Ruben Ribeiro'yu Fenerbahçe aldı işte. Akin Tola falan filan hani aklıma yanlış anlamayın sadece aklıma geldi isim söylüyorum. Başka takımlarda da futbolcu olabilir hani X Y Z diye, diye, demeyeyim diye diyorum. Bu da olabilir arkadaşlar burada özellikle söylüyor. Yüzümüzü ağırtan, yüzümüzü güldüren, bizi sevindiren, mutlu eden bu yolculukta birlikteyiz. Fenerbahçe TV ve Galatasaray TV ortak yayın yaptı. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm ülkemizi etkileyen deprem felaketinin ardından elbette ki hayat bir şekilde kaldığı yerden bir şeyler için ya da başkaları için devam etmek zorunda. Ülkemizi yasa boğan bu felaketin ilk gününden itibaren depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. İhtiyaç duyulduğu her an üzerimize düşeni yapmaya, onların yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu zor günlerde hepimizin birlik, beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya ve birbirimizle kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Bugün bu birlikteliğin göstergesi olmak adına kulüplerimizin logolarının birlikte yer aldığı 3 yardım tırını yardım merkezlerimizden afet bölgesine doğru yola çıkarttık diyor. Hocam hangi 3 kulübümüz? 3 büyük kulübümüz. Biz eskiden 3 büyük kulüptük. Şimdi şu an itibariyle tek büyük kulübüz. Başkanımız Sayın Ali Koç'a, Galatasaray Başkanı'na, Beşiktaş Başkanı'na ya şu görseli, ya şu, şu var ya şu, şu şampiyonluklara bedel, 3 yıldıza, 5 yıldıza, 10 yıldıza bedel. Bakın e, bu arada isim sırasına göre diziliyor. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Fenerbahçe'nin üstünde niye Türk bayrağı var falan filan. Yani abes insanlar çıkabiliyor arkadaşlar emin olun. Şu görüntü Gurur verici ya. Fenerbahçe İstanbul'un Dorukhan Toköz yardım çalışmalarına katılmıştı. Bir paylaşımda bulmuştu. Şahane bir şey ya. Türk futbolu için birlik ve beraberliğin miladı olmasını diliyoruz diyor. Bakın açıklamada 3 büyük kulüp. Fenerbahçe yazmıyor. Galatasaray yazmıyor. Beşiktaş yazmıyor. Yazmasında zaten. Çünkü bugün Fenerbahçe günü değil. Bugün Galatasaray günü değil. Bugün Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe... ya başka takım günü değil. Dursun Özbek yardım turnuvası görüşü var diye. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Roma ile afet bölgesine destek için hazırlık maçı yapacaklarını söylemişti. Ancak bir yardım turnuvası yapma fikrinin de olduğunu <laughs> belirtti. Herkesin ilgisi çok büyük. Çok çaba sarf ediyor. Nicolo Zaniolo transfer döneminde Roma ile konuştuk diyor. Ve bölge insanına destek vermek için hazırlık maçı yapabilir miyiz dedik. Onlar da kabul ettiler. Şimdi tarihini tespit etmeye çalışıyoruz diyor. Türkiye'de kulüplerin bir yardım turnuvası düzenleme görüşünde olduğunu da aktarmış. Kendisi Mart başına kadar yine ertelenmesinden dolayı hem hazırlık niteliğinde hem de büyük bir yardım destek oluşturacak bir turnuva düşünüyoruz demiş. Ben önce korkumu söyleyeyim. Şu anda sosyal medyada lanet olası bir siyaset var. Ben P ile biten şeyler görmek istemiyorum. Yani lanet olası bir e, siyaset tartışması var. Ya sonu P ile biten şeyleri konuşmayın arkadaş. Ya seçimden önce gidin mitinglerde, sosyal medyada orada da konuşun ama P ile başlayın. Olumlu, olumsuz. Fark etmiyor. Yeter. Yeter daha. Yeter. Ya bugün P ile biten ya da e, SK ile bitenlerin günü değil. Bugün onun günü değil, bugün bunun günü değil. Bugün birlik günü. Bugün beraberlik günü. Unutabiliyor muyum? Bugün şampiyonlukların çok ötesinde bir gün. Ben o yüzden uyarayım. Statlara bence taraftar alınmasın. Çünkü siyasi provokatif eylemlerde bulunabileceklerini insanlar tahmin ediyorum. Bu benim şahsi fikrim. Çok fazla siyasetten anlamam ama tahmin ediyorum. Olabildiğince online bilet satış. Hem bu sayede daha fazla bilet satılır. Hem dersiniz ki ya işte statlarda deprem olma riski. işte bu riski göze alamayız. Zaten insanlar depremden kaçıyor falan filan diye de belirtirsiniz. Çünkü birçok kişi artık statlara gitmek istemeyecektir diye de düşünüyorum. Gidenler de farklı niyetle gidebilir. Bana kalırsa ligin kalan tamamı, kalan bölümünün tamamı bak ligin kalan bölümünün tamamı seyircisiz oynansın. Bana kalırsa. Bana kalırsa. <laughs> Ama muhtemelen şey yapmayacak. Bu arada Dursun Özbey'e de bir tavsiyem var. Şöyle yapalım. Yurt dışındaki takımları ya çağırın turnuvaya katılmak isteyenlere. Karma takımlarla maç yapın. Fenerbahçe Galatasaray karması. Fenerbahçe Beşiktaş karması. Fenerbahçe Trabzon karması. Ya da kendi içinizde futbolcuları bölüştürün. Kaleciler, savunma oyuncuları, orta sahalar, forvetler yapay bir zeka ile karışık. Mesela Galatasaray'ın teknik direktörü Jorge Jesus olarak sahaya çıksın. Şenol Güneş Fenerbahçe teknik direktörü olarak çıksın. Yani harbi söylüyorum. Böyle bir turnuvada düzenlenebilir. E, onu da söyleyeyim. Yılmaz Vural'da canlı yayında bazı açıklamalarda bulunmuş. Hani ligin bundan sonrasında yokuz diyor. Zaten açıklamayı da bulunuyor. Hani Asa İşber, Kemal Usa, ufak tefek şeyler var. biz çıkamayacağını söyledik. Bizi kimse yalnız bırakmadı. Herkese teşekkürler diyor. Birçok destek aldık diyor. Malatya'daki 170-80 evler sıkıntı yaşadı. Hatay'ı gördükten sonra çok şükür diyoruz ama diyor. Ve çeşitli şeyler var. Yeni Malatya Başkanı Ahmet Yaman'da ligden çekilme kararını federasyona söylediklerini belirtiyorlar. Arkadaşlar burada da özellikle dediğim gibi şunu söyleyeyim. Bu takımlar futbolculardan dolayı sıkıntı yaşarlar. Çünkü yüksek meblalarda sözleşmelerden dolayı ona da zaten bir kiralama formülü üstünde durduğunu söyledi. Federasyon. Başkanımız, Fenerbahçe Başkanımız Ali Koç'un Galatasaray Başkanımız Dursun Özbey'in Beştaş Başkanımızın da sanırım konuşması var ama buraya almamışlar. Ee, o yüzden değinemeyeceğim. Ali Koç'un konuşmalarından üç büyük İstanbul Kulübü'nün bu adım öncesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapıyor. Diğerleri adına yapıyor bu açıklamayı. Öyle söyleyeyim. Muhtemelen o şekildedir. Hani biz, bu bizim 30. tırımız. Bugün 3 büyük İstanbul kulübü ortak bir çalışma yaptık. Zaten hala hazırda taraftarlar ortak çalışma yapıyorlar. Her 3 kulübün stadında da diğer taraftarları görmek mümkün. İşte bu Türk milletinin güzelliği, yüceliği. Bıçak kemiğe dayandığı zaman omuz omuza verip bu ülke için, millet için nasıl çalışabileceğimizi gösteriyoruz. Keşke rekabet ortamı da öyle olsa. Ama önemli olan sadece büyük kulüpler değil. Biz milletçe afet değil, kıyamet yaşadığımız bir ortamda herkesin ne geliyorsa fazlasını yaparak orada etkilenen insanlara destek olmak için Buralardan çalışıyoruz. Evet, mesafe olarak uzağız. Son dönemlerde çok deprem yaşadık ama bu olay herkesi 7'den 70'e ülkenin neresinde olsa olsun çok derinden yaraladı. 10 ilimizin toparlanması çok uzun sürecek ama bütün ülkenin ruhunun duygularını düzelmesi, ruh sağlığına kavuşması da uzun süre alacak diyor Başkan Ali Koç. Tabii bu çalışmaları yaparak herkes bir şey yapacak. Şu ana kadar 29-30 bin koli eşya yolladık. Çok dikkatli bir şekilde tırlarımızı yüklüyoruz. Yani Her ihtiyaçtan parça parça koyuyoruz diyor. Yani bir tır sadece giyim, bir tır sadece hijyen malzemesi değil. Her tırımıza duyulan ihtiyaçları parça parça koyuyoruz. Arkadaşlar market gibi düşünün. Şu an hala yüzlerce binlerce koli bekliyor. Ancak AFAD'dan bize gelen rica, talimat, direktif biraz frene basın. Dağıtımda zorluk çekiyoruz diyorlar. Bu bilgiyi de bilin arkadaşlar. O nedenle de çalışmalarımızı şu an için durduruyoruz. Onlardan yeşil ışık gelene kadar. Tabii inşallah, inşallah yarın sabah da o gelir çalışmalara devam edeceğiz diyor. Herkese şahsım yönetim kurulum taraftarlar adına teşekkür ediyorum. Sunuyorum da sadece çalışanlara değil 7-24 buraya evlerinden, dükkanlardan, mağazalardan, süpermarketlerden eşya alıp gelip, gelip bırakan çorbada benim de tuzum olsun diyen herkese. Allah bize değil kimseye böyle bir acı göstermesin diyor Ali Koç inşallah. Dün de kulüplerine çıkarken söylediğim gibi Allah ülkemizi affetsizlere, vefatı olanlara, yaralı dostlara, Dostları ve aile fertleri olanlara sabır, kuvvet, kudret ve metanet versin. Zor olacak ama omuz omuza verip hep beraber bu sıkıntılı süreci de aşacağız. Aşmak zorundayız. Çünkü hayat devam ediyor. Allah da insanlara mücadele etmek için bir güç veriyor. İnşallah tez zamanda normale günlere dönebiliriz diyor. Beşiktaş Kulübü'ne sevgili Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, Galatasaray Kulübü'ne, ee, Galatasaray Spor Kulübü'ne Sayın Başkan Dursun Özbey'e bu iş birliği için çok teşekkür ediyorum diyor Ali Koç. Dün de söyledim ama haksızlık etmeyelim. Tüm futbol paydaşları bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hani sadece 3 büyükler, 4 büyükler falan filan değil diyor ki haklı da. Sizler medyamız olarak 4 büyük kulüp üzerine daha çok odaklanıyorsunuz ama inanın bütün süperlik takımları, diğer spor kulüpleri ellerinden gelen yapıyorlar. Fazlasıyla da yapmaya çalışıyorlar. Onu da göz ardı etmeyelim. Bugün bu kıyamette, bu felakette, bu afet durumunda Türk Spor 2 sadece futbol kulüpleri değil, takdire şayan bir iş çıkarmıştır. İnşallah bir daha böyle bir iş çıkarmak durumunda kalmayız. Ama daha evvelde olduğu gibi Türk spor dünyası ülkesi vatan için ne kadar hassas olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor. Bütün nakliyat firmalarına da teşekkür ediyorum. Onlar da kendi alanlarında ellerinde ne güç varsa bize tahsis ettiler. Şoförlerimiz 14-15 saat yol gidiyorlar. Malzemeleri teslim ettikleri kurum ve kişileri bize iletiyorlar. Video çekip bizimle paylaşıyorlar. Onun için de bizim tırlarımızın yağmalan, yağmalanmadığından %100 <laughs> eminiz diyor Sayın Başkanımız Ali Koç. Şunu da söyleyeyim. Ee, yağma demişken üstünde yani Ankara gücü logosu olan bazı tırlar yardım bölgesine gidiyorlar. Eğer farklı milletlerden insanlar çevirmek isterlerse bakın şu şu logolu tırlarla nargile taşınacak. Yüksek bir sayıda nargile taşınacak. Ben söyleyeyim de hem de hani çeşitli nargile türlerinde içeren hani yağma yapmayı düşünüyorlarsa bu tırlara yapabilirler. Çünkü bu tırların içinde ciddi manada nargile olacak. Ben söyleyeyim. Sevgili Ankara gücü taraftarı da e, ellerini açıp yağmacı duasına yani yağmacı duası eşliğinde deprem bölgesine doğru yola çıktılar. Keşke önümüzü yağmacılar çevirse diye çok dua ediyorlar. Lütfen e, içinde nargile olduğunu arkadaşlarınıza bazı arkadaşlara belirtin. Hani yağma yapabilirler, deneyebilirler ki denesinler de. Ankara gücü taraftarı da duasının kabul olması hürmetine daha mutlu olsun diyorum. Ee, Ultra Aslan grubuna, Çarşı grubuna, Genç Fenerbahçelilere özellikle Antalya'daki bütün taraftar gruplarına buradan selamlarımı gönderiyorum. Antalya taraftar gruplarının e, Antalya Gençlik olması lazım. Instagram sayfası. Orada bir paylaşımları var. Çok hoşuma gitti. Özellikle Mersin'de KYK yurdundaki olaylarla ilgili hani şehrimizde de olursa haber verin diye alnınızdan öpüyorum sizi. Gerçekten alnınızdan öpüyorum sizi. 07 Gençlik hepinize teşekkürler sunuyorum. Diğer e, takım taraftarları çok güzel organize oluyorsunuz. Organize olduğunuz muydu? Birlik oldunuz muydu? O kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki. Lan yemişim penaltısını, yemişim şampiyonluğunu, yemişim yıldızını, yemişim UEFA'sını, yemişim transferini umrumda değil ya. Şunları görmek beni mutlu ediyor ya. Adam Zaniyolo'yu almış Galatasaray. Ulan biz Zaniyolo'dan çok daha büyüğünü kazandık. Görmüyor musunuz ya? Ülke birlik oldu ya. Bir milyon tane Zaniyolo'yu getirsen şu kadar mutlu edemez kimseyi ya. Bir milyon şampiyonluk şu kadar mutlu edemez. Çok güzel. Çok şükür. Ee, i̇nşallah da böyle devam ederiz. Ne olur bugünleri unutmayın. Olur mu? Görüşmek üzere.